Sayın seyirciler, günaydın diyoruz efendim. 25 Eylül Cumartesi gününde yeni bir sabah haber programıyla güne yansıyan gelişmelerle, bugün yaşanması beklenen gelişmelerle ve tabii ki hem ülkemiz hem de Türkiye basınıyla her zaman olduğu gibi sabah haberde karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Ben çok fazla sözü uzatmadan sabah habere her zaman olduğu gibi bültenimizle başlıyoruz ve New York'a Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamayla başlayalım. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum liderin 1963'te kendi elleriyle yaptıkları ve yıktıkları Kıbrıs Ortaklık Cumhuriyeti'ne geri dönüşü savunup tarihin akışını geri çeviremeyeceğini, Rum tarafının uzlaşmazlığını gizleyemeyeceğini vurguladı. Rum lider Anastasiadis'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya sert bir yanıt veren Cumhurbaşkanı Tatar, gasp ve işgal ettikleri Kıbrıs sandalyesini Birleşmiş Milletler'de kullanarak sahnelediği bu ucuz propaganda oyununda sorgulanması gereken ne Türkiye ne de biziz. Bizatihi Anastasiadis'in kendisidir ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Kıbrıs Türk'ünün yeni politikasının Kıbrıs açısından baştan beri var olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüden kaynaklandığını vurguladı. Uluslararası toplumdan da bu politikaya açık fikirlerle yaklaşması beklentisini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York'taki Birleşmiş Milletler Merkezi'nde açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı açıklamasında 76. BM Genel Kurulu oturumlarında konuşan Rum lider Anastasiadis'in son derece saldırgan bir üslupla Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye'ye karşı bilinen iddia ve suçlamalarını tekrarladığına işaret ederek tamamen çarpıtmaya dayalı bu iddiaları yapan Anastasiadis'in gasp ettiği sözde Kıbrıs Cumhuriyeti sıfatını siyasi bir silah olarak kullanmakta olduğu gerçeğini unutturmaya çalıştığını söyledi. Kıbrıs Türk halkının temsil ve konuşma hakkından mahrum bırakıldığı böyle bir ortamı tek yanlı olarak istismar eden Rum liderin bu sahte ünvan arkasına saklanarak 1963'ten beri Rum tarafının oynadığı bu oyunu dünya sahnesinde bir kez daha sergilemekten çekinmediğini belirten Cumhurbaşkanı, Anastasiadis Kıbrıs sorununun kök nedeninin Kıbrıs Rum tarafının Yunanistan'la işbirliği içerisinde adayı Yunanistan'a ilhak etme yani enosis olduğunu unutturmaya çalışıyor ve Türkiye'nin 1974'te adaya gelişiyle ilgili iddialarda bulunuyor. 1963-74 arası Kıbrıs Türk halkına karşı uyguladıkları etnik temizlik kampanyasını, bu kampanya esnasında uyguladıkları mezalim ve insan hakları ihlallerini ve Kıbrıs Türk halkının kurucu ortağı olduğu Ortaklık Cumhuriyeti'nden silah zoruyla nasıl dışladıklarını tarihin sayfalarına gömmek istiyor. Halbuki bugün tek yanlı olarak işgal ettiği makamı kullanarak konuşma yaptığı Birleşmiş Milletler Örgütü'nün kayıtlarında bu gerçekler bütün çıplaklığıyla ortada durmaktadır. Adada 1964'ten bu yana bir BM barış gücünün varlığı dahi sorunun 1974'te başlamadığı ve köklerinin 1963 Rum-Yunan saldırılarında olduğunu göstermektedir dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, 1974 Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türkiye için bir kurtuluş, Kıbrıs Adası için de sürdürülebilir bir barış anlamına geldiğini, Anastasiadis'in anlaması gerektiğini kaydederek, Rum liderin 1963'te kendi elleriyle yıktıkları Kıbrıs Ortaklık Cumhuriyeti'ne geri dönüşü savunup, tarihin akışını geri çeviremeyeceğini vurguladı. Tatar, bunu söyleyerek bütün kapsamlı BM girişimlerini reddetmekle uzlaşmazlığını kanıtlayan ve statükoyu kökleştirmeye çalışan tarafın Kıbrıs Rum tarafı olduğu gerçeğini gizleyemez. Bu tür sicili olan bir tarafın kendi yaptıklarından başkalarını sorumlu tutmaya çalışması büyük bir aymazlık ve pişkinlik örneğidir. Sözde bağlılık ilan ettikleri BM parametrelerini yine kendileri tüketmiştir dedi. 2004 yılında Annan planını reddederek 2017'de ise Crans-Montana'da sergiledikleri uzlaşmaz tutum sayesinde federal çözüm çabalarının başarısızlığa uğradığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, aynı başarısızlıkları tekrarlayarak farklı sonuçlar elde edilemeyeceğine göre Kıbrıs'a yeni bir sayfa açmanın zamanının geldiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi. BM Genel Sekreterinin de bu konudaki tavsiyesine uyarak Kıbrıs Türk tarafı olarak biz geçtiğimiz Nisan ayında Cenevre'de tam da bunu yaptık. Baştan beri var olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statümüzün kabulü ve yeniden teyidi zemininde görüşmelere başlayabileceğimizi söyledik. Adadaki iki egemen ve bağımsız devlet arasında işbirliğine hazır olduğumuzu vurguladık. Kıbrıs'ın yakın tarihinde olup bitenler ve görüşmeler sürecinin seyri içerisinde Rum tarafının federal zeminde uzlaşı olanaklarını heba etmesi ışığında adada gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşıya varmanın tek yolu budur.
Biz karşı tarafın laflarına değil, eylem ve uygulamalarına bakarız. Anastasiadis şunu iyi bilmelidir. Lafla peynir gemisi yürümez. Gasp ve işgal ettikleri Kıbrıs sandalyesini BM'de kullanarak sahnelediği bu ucuz propaganda oyununda sorgulanması gereken ne Türkiye ne de biziz. Bizatihi Anastasiadis'in kendisidir. Gerçek bir etnik temizlik planı olan ve 1963'te ada çapında yürürlüğe konan Akritas planının mimarları kimlerdir? Bu plan uyarınca yüzlerce Kıbrıs Türk'ünü katledip on binlercesini göçmen durumuna düşüren ve 11 yıl süreyle onlara her türlü mezalimi uygulayan kimdir? 1963-64 saldırılarında Kıbrıs Türkleri ortağı oldukları devletin tüm organlarından silah zoruyla dışlayan ve ortaklık devletini tamamen bir Rum devletine dönüştüren taraf kimdir? 1974 darbesini yapan, insanları katleden ve adayı bir kan gölüne çeviren kimdir? Görüşmeler sürecinde diğerleri yanında 1985 ve 86 tarihli Ferez Dekualar Anlaşma taslaklarını, 1992 Gari Fikirler dizisini, 1994'te BM tarafından sunulan güven yaratıcı önlemler paketini, 2004'te Annan planını reddeden ve 2017'de Kran Montana'da tüm federal uzlaşı olanaklarını ortadan kaldıran taraf kimdir? Uluslararası alanda Kıbrıs Türk halkına karşı insanlık dışı izolasyon ve kısıtlamalar uygulayan Amerikan Ortodoks Başpiskoposuna 20 Eylül Pazartesi günü New York'ta Türkiye'ye açılışına katıldı diye saldıran, tüm Türklerin ve ulusal kahramanı ve dünyanın da kabul ettiği büyük asker ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili sayfanın ders kitaplarından yırtılıp atılması ve sonuçta kitapların toplatılması talimatını veren bir eğitim sisteminin sahibi kimdir? Bu ortada duran ve cevap bekleyen soruların sadece bir bölümüdür. Ancak biz tümünün yanıtlarını biliyoruz, tek cümleyle Kıbrıs Rum tarafıdır. Hukukta temel bir kural vardır. Adalete gelenler temiz ellerle gelmelidir. Anastasiadis uluslararası hukuktan dem vuracağına önce kendi tarafının siciline bakmalıdır. Baştan beri hukukun üstünlüğü ilkesini ve adaleti Kıbrıs Rum tarafı çiğnemeseydi Kıbrıs'ta bunu takip eden olaylar gerçekleşmezdi. Kıbrıs Rum tarafının gasp ve işgal sonucu elde ettiği bir sıfatı kullanarak Kıbrıs'ı Türklerin gaybubiyetinde aldırdığı bir takım kararların arkasına saklanarak yaptığı tüm girişimler ve söylediği sözlerin Kıbrıs Türklerinin eşit söz hakkı ve adadaki varlığına bir tecavüz addederiz. Bizim yeni politikamız BM Anayasası'nda ifade bulan halkların eşitliği ve kendi kaderini tayin hakkından olduğu kadar Kıbrıs Adası'nda baştan beri var olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statümüzden kaynaklanmaktadır. Uluslararası toplumun gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşının temelini teşkil edecek bu politikamıza açık fikirlilikle yaklaşmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar New York'ta temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Tatar bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti saatiyle 20.15'te Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüşecek. Tatar pazartesi günü ise Genel Sekreter'in vereceği öğle yemeğinde Rum lider Nikos Anastasiadis'le bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Tatar görüşmelerinde bir kez daha iki devletli çözüm vurgusu yapacak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le New York'ta yapacağı görüşmeye ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Doğruyol, görüşmenin BM merkezinde New York saatiyle saat 13.15'te gerçekleşeceğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Tatar'ın genel sekreterliği yarım asra aşkın bir süredir devam eden ve barışı koruma operasyonlarının en uzun soluklu mevcudiyetini barındıran Kıbrıs sorununun çözümüne dair görüşlerini paylaşacağını söyledi. Sözcü, Cumhurbaşkanı Tatar'ın Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün ancak gerçeklik temelinde bulunabileceğine, bu temelinde iki halkın egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü zemininde sağlanabileceğine ilişkin vizyonunu anlatacağını da vurguladı. İkili görüşmenin bir diğer önemli noktasının ise Genel Sekreter Guterres'in davetiyle pazartesi günü Rum lider Nikos Anastasiadis'le yapılacak olan gayri resmi yemek öncesinde gerçekleştirilmesi olduğuna işaret eden sözcü Doğruyol, Cumhurbaşkanı Tatar iyi niyetli ve yapıcı bir şekilde bu gayri resmi görüşmeye katılacağını, New York'a hareket etmeden önce kamuoyumuzla paylaşmış ve aynı tutumu Anastasiadis'ten de beklediğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanımız pazartesi günü gerçekleşecek gayri resmi üçlü görüşmeye dair beklentilerini de genel sekreterle paylaşacak dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi. Cumhurbaşkanımız Kıbrıs sorununu resmi müzakerelere taşıyacak ortak zemin olup olmadığı arayışı sürerken,
Resmi müzakere olmasa da iki taraf arasındaki işbirliği ve diyaloğun sürdürülmesine büyük önem atfetmektedir. Cumhurbaşkanımız bu tutumunu ve anlayışını seçildiği ilk günden itibaren ortaya koymaya başlamış ve aldığı kararlar neticesinde büyük uğraşlar sonunda 4 Haziran 2021 tarihinde tüm geçiş kapıları operasyonel hale getirilmiştir. Diplomasi yoluyla sağlanan işbirliği ve diyalog sayesinde ve Rum tarafında bu çalışmalara olumlu bakması sonucunda Kıbrıs'ta iki tarafın, iki halkın hayatlarını kolaylaştıracak adımlara bir yenisi de eklenmiştir. Sağlık Bakanlığımızın yapmış olduğu değerlendirme sonucunda aşılarını tamamlamış kişilerin test istemeden geçiş kapılarını kullanmalarının kamu sağlığını olumsuz etkilemeyeceği değerlendirmesinin ardından Cumhurbaşkanımıza bağlı iki taraflı sağlık teknik komitesi aracılığıyla Rum tarafına yaklaşık 3 hafta önce buna dair bir öneri yapılmış ve dün itibarıyla önümüzdeki pazartesi gününden başlamak üzere bu uygulama yürürlüğe konmuştur. Kıbrıs Türk tarafı iki tarafın egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüleri zemininde resmi müzakereleri başlatma çalışmalarının devam ettiği bir süreçte taraflar arasında diyalog ve işbirliğine yönelik diplomasinin sürdürülmesine yönelik kararlı bir tutum içerisindedir. Bu anlamda Kıbrıs Türk tarafı iki halkın refah seviyesini artırmaya ve yaşamlarını kolaylaştırmaya dair adımların atılmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir. Olası bir uzlaşı öncesinde iki taraf arasındaki güvenin artırılması en önemli unsurlardan bir tanesidir. Bunun için de gerek işbirliği gerek arzu edilmese de gerginliklerin yatıştırılması, gerekse iyi komşuluk ilişkilerinin parametrelerinin tesis edilmesi için diplomasi köprüsü ve sürekli diyalog, Kıbrıs Türk tarafının bir uzlaşıya giden yolda temel tutumunu oluşturmaktadır. Kanaatimiz bu tutumumuza olumlu yaklaşılması halinde bunun hem iki halka hem Kıbrıs adasına hem de bölge istikrarına önemli katkı yapacağıdır. Sayın seyirciler, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz, New York'ta ağırlıklı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York temasları çerçevesinde Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Çavuşoğlu, uluslararası ve bölgesel istikrar için Avrupa Birliği'nin Türkiye ile işbirliği yapması şart dedi. Çavuşoğlu'nun hemen ardından açıklama yapan Borrell ise Türkiye ile yakın işbirliği mesajı verdi. Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi. Görüşmenin gündeminde Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de vardı. Görüşme sonrası Twitter üzerinden açıklama yapan Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, uluslararası ve bölgesel istikrar için Avrupa Birliği'nin Türkiye ile işbirliği yapması şart dedi. Görüşmeye ilişkin bir açıklama da Borrell'den geldi. Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Avrupa Birliği yetkilisi, Türkiye ile yakın işbirliği ve koordinasyonunu ilişkilerin temeli olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu esnasında Çavuşoğlu'nu görmek güzel ifadesini kullanan Borrell, Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin yanı sıra Kıbrıs meselesi, Doğu Akdeniz ve Afganistan'daki durumu da ele aldıklarını bildirdi. Borrell, Türkiye ile yakın işbirliği ve koordinasyon esastır değerlendirmesinde bulundu. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na ihalesiz yakıt alınmasının kendisini de rahatsız ettiğini belirtti. Başbakan, COVID-19 salgınının hükümetin gayretleri, sağlık çalışanlarının büyük fedakarlığı, halkın duyarlılığı sayesinde başarıyla yürüttüklerini de ifade etti. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner katıldığı bir programda gündemdeki soruları yanıtladı. Parti basın bürosundan yapılan açıklamada Başbakan Saner, devletin alımının yasalarla belli olduğunu, Merkezi İhale Komisyonu kararlarının da ortada olduğunu kaydederek ihtiyaç durumunda spot alımın yapıldığını kaydetti. İhalesiz alımların kendisini de rahatsız ettiğini daha önce söylediğini anlatan Saner, en azından alınan rakamlar geçmiş yıllarda alınan rakamların çok altında. Zaten böyle olmasa 5 dakika bu koltuklarda bizi tutmazlar. İhale yapılırken tüm katılımcılara eşit şartlar sağlanmak zorunda. Bakanlar Kurulu'nda gerekli talimatı verdim. Bu tip olaylarda daha düzgün ihale yöntemi yapılması lazım. Bütün soru işaretlerini ortadan kaldırmak lazım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu tip olaylar artık tamamen tarihe karışması lazım dedi.
Başbakan Saner, ülkenin 18 ayı aşkın bir süredir tüm dünya ve Türkiye'yi ekonomik olarak derinden etkileyen ağır bir salgın süreci yaşamakta olduğuna da işaret ederek, salgını hükümetin gayretleri, sağlık çalışanlarının büyük fedakarlığı, halkın duyarlılığı sayesinde başarıyla yürüttüklerini belirtti. Ülkenin salgın dolayısıyla uzun bir süre kapalı kaldığını da hatırlatan Saner, bu süreçte ülkeye gelir sağlayan iki sektörün tamamen durduğunu, ekonomik çarkların dönmez olduğunu, buna rağmen anavatan Türkiye'nin desteğinin devam ettiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ekonomik kalkınma için en üst düzeyde devamlı görüşmeler yaptıklarını, belirli düşünceler ve projeler üzerinde durduklarını da belirten Saner, Türkiye ile gerekli tüm çalışmaların yapılmakta olduğunu, altyapının hızla tamamlanacağını, yolların, havalimanının, hastanelerin süratle bitirileceğini kaydetti. Başbakan Saner, parti kurultayıyla ilgili ise bakan arkadaşlarıyla bir ekip çalışması anlayışıyla koordineli olarak sorunları giderme ve geleceği daha güzel kılma çabası içinde olduklarını da ifade ederek, 30-31 Ekim tarihlerinde yapılacak UBP kurultayında genel başkan seçilmesinin başlatılan çalışmaların istikrar içinde sürdürülmesi açısından önemli olduğunu kaydetti. Başbakan Saner, UBP'lilerin durumun ve kimin kim olduğunun, kimin partiye ne kazandırıp ne kaybettirebileceğinin farkında olduklarına dikkati çekti. Başbakan Ersan Saner dün Güzelyurt bölgesindeydi. Bölge halkıyla sohbet eden ve sıkıntılarını dinleyen başbakan, 8,5 aylık hükümetleri döneminde tüm ülkede icraatlarla halkla buluştuklarını söyledi. Zifrivax yönetim kuruluyla da toplantı gerçekleştiren Başbakan Saner, Zifrivax'in özverili çalışmalarından bahsetti. Başbakan Ersan Saner, Güzelyurt'u ziyaret ederek temas ve incelemelerde bulundu. Selam. Beni buraya kadar gelmişken size seslenmeden geçmeyeyim. Başbakan Saner, temasları çerçevesinde UBP Güzelyurt ilçe binası, Güzelyurt Kaymakamlığı, devlet daireleri, Güzelyurt Belediyesi, Siprovex tesisleriyle Güzelyurt sanayi bölgesini gezdi. Ziyaretlerde bölge halkıyla sohbet eden Başbakan Saner, sorunlarla ilgili de bilgi aldı, sıkıntıları dinledi. Başbakan Saner ayrıca Siprovex tesislerindeki yenileme çalışmalarını da yerinde inceledi. Ardından da Siprovex yönetim kuruluyla toplantı gerçekleştirdi. Belediye açıklamalarda bulunan Başbakan Ersan Saner, bir takım incelemelerde bulunmak için Güzelyurt'u ziyaret ettiğini belirterek, ülkenin en önemli kurumlarından biri olan Siprovex'teki çalışmaları da yerinde gördüğünü söyledi. Geçtiğimiz yıl üreticimizin ürettiği ürünlerin dalında kalmaması için çok ciddi özveriler ortaya koymuştu bütün kurumumuz. Ve bu çerçevede de hem üreticimizin alın teri yerde kalmamış oldu, hem de ülkemize ciddi bir girdi sağlamış olduk. Saner, Siprovex yöneticilerinin kapasite artırımına gitmek ve fabrikayı yenilemek adına girişimde bulunduklarını ve bu girişimleri hükümet olarak desteklediklerini vurgulayarak, tesiste portakal işleme ve paketleme sistemlerinin sıfırdan yenilenmesi ve yeni birimler eklenerek işlem hacminin artırılacak olmasının çok önemli olduğunu söyledi. Bizler 8,5 aylık iktidar dönemimizde sadece Siprovex'te değil, adanın her yerinde icraatlarımızla artık halkımızla buluşmaya başladık. Bundan 3 yıl önce okullar açıldığında kitap dahi dağıtılmazken biz bu yıl 9 okulun açılışını yaptık ve Merkez Bankamızın katkılarıyla de inşallah önümüzdeki ay Metehan bölgesinde bir meslek okulunda temellerini atacağız. Güzelyurt Lefke yolunun bitirilmesi için bu ay itibarıyla ihalenin tamamlanmasını beklediklerine işaret eden Saner, imzalanan 100 milyon Türk liralık ihale ile anavatandan gelen suyun Kasım ayında Güzelyurt Ovası ile buluşacağını belirtti. Alaköprü Barajı'ndan gelen suyun da Güzelyurt Ovası'na ve buradan da Mesarya'ya buluşması için benim Haziran ayında Ankara'da yapmış olduğum ziyarette Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'ın da imzalamış olduğu 100 milyon Türk liralık ihale sayesinde de inşallah Kasım ayında bütün Güzelyurt Ovası artık anavatandan gelen
Suu ile buluşacaktır ve verimler artacaktır. İşte tam bu verim artırımının olduğu yerde, ben şimdi bütün icraatları burada saymak istemiyorum ama her gün vatandaşımla bunları paylaşıyorum. Bu ürün artışının madem ki ana vatandan gelen suyla sağlamak istiyoruz, aynı paralel yapının da Sipruvex'te şu anda yerinde bilfiil hissediliyor olması başbakan olarak beni gerçekten mutlu etmektedir. Sayın seyirciler, trafikte güvenliğe farkındalık yaratmak adına Lefkoşa Girne Anayolu üzerine tabelalar yerleştirildi. Yeni uygulama yerinde inceleyen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmi Ecun Altay, trafikte güvenliğe çok önem verdiklerini söyledi. Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı, Kıbrıs Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüleri ve Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği'nin katkılarıyla Lefkoşa Girne Anayolu üzerine trafikte güvenlik farkındalığını artırmak amacıyla yapılan levha çalışma basına tanıtıldı. Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği Başkanı Hulus Eren, etkinlikte dernek olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini kaydederek, trafikte cep telefonu kullanımına dikkat çekmek adına projeye katkı koyduklarını belirtti. Vakıflar İdaresi Lefkoşa İyilik Gönüllüleri Koordinatörü Mustafa Şamil de birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiklerini ve bu projenin de onlardan biri olduğunu söyleyerek, yerleştirilen tabelalarla bir kişinin bile trafikte telefon kullanımından vazgeçmesine yol açmanın önemli olduğunu kaydetti. Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Can Altay ise, çok uzun zaman önce olması gereken bir çalışmanın yapıldığını söyledi ve katkı koyan herkese teşekkür etti. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bildiğiniz gibi yelpazesi çok geniş olan bir bakanlıktı. Ve bizim yine bakanlık olarak en önem verdiğimiz olaylardan bir tanesi de karayollarının altyapısının düzenlenmesi ve trafikte can güvenliğini sağlamaktır. Son yıllarda sosyal medyanın kullanımının bu akıllı telefonlarla artmasından dolayı yolda giderken maalesef hepimizin yaptığı bir hata vardır. Sosyal medyayı kullanıyoruz, mesaj çekiyoruz. Devamlı bir şekilde elimizde telefonla yolda insanları görüyoruz. Bizim burada yapmamız gereken en önemli konulardan birisi, yanımızda gördüğümüz arabada birisi eğer sosyal medya elinde, daha doğrusu akıllı cep telefonunu kullanıyorsa, kesinlikle uyarmamızdır. Biz bugün burada bu arkamda gördüğünüz tabelayla birlikte bu farkındalığı yaratmak istedik. Sayın seyirciler, Cumhuriyetçi Türk Partisi kadın ve gençlik örgütleri başbakanlık önünde eylem yaptı. Teknecik Elektrik Santrali'ne alınan yakıt nedeniyle yapılan eylemde mücadelenin süreceği vurgulandı. Cumhuriyetçi Türk Partisi kadın ve gençlik örgütleri Teknecik Elektrik Santrali'ne alınan yakıt nedeniyle başbakanlık önünde eylem yaptı. Eyleme Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorak'ın, milletvekilleri, MYK üyeleri ve partililer de katıldı. Eylemle ilgili olarak yapılan basın açıklamasında yakıtın satın alma sürecinin ihalesiz gerçekleştiği belirtilerek, temin edilen yakıtın satın alma prosedürlerine uygun olmadığı ifade edildi. Yakıtın temiz olup olmadığıyla ilgili tartışmalara da değinilen açıklamada, sivil toplum örgütlerinin girişimleriyle alınan numunelerde birçok parametrenin limit üstü olduğunun saptandığı savunuldu. Analizlerden elde edilen sonuca göre mevcut yakıt insan sağlığını ve çevreyi doğrudan tehdit etmektedir. Bunun yanında elektrik santraline de geri dönüşümü mümkün olmayacak zararlar vermektedir ifadelerine yer verilen açıklamada, halk sağlığı ve tüm canlıların yaşamının tehdit altında olduğu iddia edildi. Açıklamada CTP olarak bu karanlığı dağıtana kadar mücadelemiz devam edecektir denildi. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Viyana Üniversitesi'nden bir grup akademisyen ve öğrenciyle bir araya gelerek Kıbrıs sorununa ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Özersay, akademisyen ve öğrencilere Kıbrıs Türk'üne yapılan haksızlığı aktardıklarını, bunu her platformda dile getireceklerini söyledi. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Viyana Üniversitesi'nden bir grup akademisyen ve öğrenciyle bir araya geldi. Partiden yapılan açıklamaya göre parti binasında yer alan görüşmede Kıbrıs sorununun geleceği ve ülkeye dair meseleler konuşuldu.
Soruları da yanıtlayan Özersay, Kıbrıs Türk'ünün bu topraklarda var olabilmek için bu kadar yıldır vermiş olduğu mücadeleyi ve uğradığı haksızlığı her platformda anlaşılır şekilde anlatmak, haksızlığın giderilmesi için uğraşmak görevimizdir ifadesini kullandı. Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, sahte Adapas olayıyla ilgili kamuoyuna bilgi verilmesi gerektiğini belirtti. Özyiğit, ülkede her alanda adil, temiz, dürüst, şeffaf ve hesap verilebilir yeni bir yapılanmanın şart olduğunu da söyledi. Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit yaptığı yazılı açıklamada ülkede son dönemde gündeme gelen sahte Adapas olayını değerlendirdi. Özyiğit, sahte Adapas olayı ile ilgili de başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkilileri hem gerekeni yapmaya hem de kamuoyuna bilgi vermeye davet etti. Açıklamasında Sağlık Bakanı Ünal Üstel'i eleştiren Özyiğit, Üstel'in Ulaştırma Bakanı olduğu dönemde yaşanan jet krizinin ardından şimdi de Sağlık Bakanı olduğu dönemde sahte Adapas olayı yaşandığını belirtti. Yetkililerin her sıkıştıklarında başvurdukları ülkede kaynak yok söylemenin de doğru olmadığını belirten Özyiğit, açıklanan vergi rakamları her şeyi açık seçik ortaya koymaktadır. Vergisini doğru ödeyenler bir yana, anlı şanlı iş adamlarının ödedikleri komik denilecek rakamlar, doğru dürüst vergi toplanamadığının en bariz göstergesidir iddiasında bulundu. Özyiğit, ülkede her alanda adil, temiz, dürüst, şeffaf ve hesap verebilir yeni bir yapılanmanın en temel ihtiyaç olduğunu da söyledi. Sağlık diyelim. Covid-19 önlemleri çerçevesinde kara geçiş kapılarındaki uygulamalarda değişikliğe gidildi. Yeni uygulamaya göre 27 Eylül Pazartesi gününden itibaren tam aşılı kişilerden PCR veya antijen testi istenmeyecek. Aşısız kişiler ise son 72 saat içinde yaptıkları test sonuçlarını ifraz etmek zorunda kalacak. Sağlık Bakanlığı ada içi sınır geçişlerinde 27 Eylül Pazartesi günü saat 8'den itibaren tam aşılı kişilerden COVID-19 testi istenmeyeceğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı, iki toplumlu sağlık teknik komitesinin 23 Eylül tarihli toplantısında her iki tarafın epidemiyolojik verilerine göre seviye 2 yani turuncu seviyenin uygulanması kararı alındığını belirtti. Açıklamada, aşısız kişilerin ise son 72 saat içerisinde yapılmış negatif sonuçlu PCR veya antijen testi sonuçlarını beyan ederek geçiş yapabilecekleri kaydedilerek, ancak aşısız 18 yaş altı öğrenciler ve Katopirgos'ta ikamet eden kişiler 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testiyle geçiş yapabileceklerdir denildi. Koronavirüs vakalarında son rakamlara bakalım şimdi de. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde son 24 saatte yapılan 21.789 test sonucu 52'si yerel, 66 pozitif vakaya rastlandı, 175 kişi ise taburcu edildi. Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 60.278 test sonucu 109 yeni vaka tespit edildi. Türkiye'de ise son 24 saatte 355.226 COVID-19 testi yapıldı. 27.197 kişinin testi pozitif çıktı. 221 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ülke genelindeki projelere finans ve ekipman desteğini sürdürüyor. Finans desteği verilen İskele'deki kümelenme vasıtasıyla kadın genç girişimciliğinin ve istihdamının artırılması projesi ilerlemeye devam ederken Alsancak bölgesinde çeşitli projelere finans ve ekipman desteği sağlanıyor. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi'nin finans desteği verdiği İş Kadınları Derneği ile İskele Belediyesi'nin yürüttüğü kümelenme vasıtasıyla kadın genç girişimciliğinin ve istihdamının artırılması projesi çalışmaları sürüyor. İskele bölgesindeki kadın ve gençlerin girişimciliğini ve ekonomiye katılımlarının artırılmasını hedefleyen proje kapsamında yapılan ekip toplantısında konuşan Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Koordinatörü Ömer Cihan, projeye inandıklarını ve heyecanla takip ettiklerini ifade ederek, bu projenin diğer sivil toplum kuruluşu ve yerel yönetimlerle işbirliğinde model olabileceğini söyledi. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da İş Kadınları Derneği ile birlikte yürüttükleri projede önemli mesafe aldıklarını belirterek bu arada çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir ise böyle bir projeyi yürüttükleri için gururlu olduklarını ifade ederek bir hayallerinin gerçek olduğunu kaydetti. Ekonomik ve Sosyal Politikalar Merkezi uzmanı İzge Arısal da söz konusu projenin faaliyet planı ve proje kapsamında izlenecek yöntem hakkında bilgi aktardı. Öte yandan ofis Alsancak bölgesinde çeşitli projelere finans ve ekipman desteği sağlamaya da devam ediyor. Ofisten yapılan açıklamada belediyelerin altyapı yatırımlarını güçlendirme projeleri başta olmak üzere kültür, sanat, spor, açık pazar yapımı ve restorasyon gibi çeşitli projelere 2011-2020 yıllarında güncel rakamlarla 33.874.503 Türk lirası kaynak aktarımı yapıldığı ifade edildi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Muhacirlet Dairesi tarafından yürütülen vize uzatma işlemleri 27 Eylül'den itibaren Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan yabancıların vize uzatma işlemleri için 27 Eylül Pazartesi gününden itibaren Polis Genel Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekmektedir denildi. Sayın seyirciler, Sabah Haber'de bültenimizi noktaladık. Şimdi ise sırada manşetler var. Gazetelerin ön sayfalarında hangi haberler var onları aktaracağız. Öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti basını diyelim ve Vatan Gazetesi'ne göz atalım. 82 öğrenci ve 32 öğretmen pozitif çıktı başlığını kullanıyor. Vatan Gazetesi ayrıntılara yer veriyor. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı 13 Eylül'den bugüne okullarda 82 öğrenci ve 32 öğretmenin COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Amcaoğlu 13-24 Eylül tarihleri arasında koronavirüs tablosunu paylaştı. Amcaoğlu yaptığı açıklamada yüz yüze eğitim başladıktan sonra 59 bin kişilik eğitim camiasının haftalık COVID-19 testlerini yaptırdığını, bunun pandemiyi kontrol altına alma açısından önemli bir adım olduğunu söyledi deniyor ve detaylara yer veriliyor. Vatan logosunun üzerinde Başbakanlık önünde akaryakıt eylemi başlığıyla Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın ve Gençlik Örgütleri'nin Teknecik Elektrik Santrali'ne temin edilen akaryakıtın ihalesiz alınması ve zararlı olması nedeniyle yaptıkları eylemi aktarmış, fotoğrafla desteklemiş. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali'nin 29 Eylül-29 Ekim arasında yer alacak olması ve festival programında 11 konserinde olduğu bilgisi yine Vatan'da yer alan haberlerde. Halkın Sesi'ne geçiyoruz. Şimdi de Halkın Sesi gazetesi et almak cesaret istiyor başlığıyla et fiyatlarındaki artışı bugünkü manşete taşımış, ayrıntılara yer vermiş, fotoğrafla desteklemiş. Döviz fiyatlarındaki yükselişe rağmen Güney Kıbrıs'taki kırmızı et fiyatları ülkemize göre daha ucuz satışa sunuluyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 90 ile 140 TL arasında olan kuzey eti Güney Kıbrıs'ta 67,22 Türk lirasından satılıyor deniyor. Ve Türkiye'de ise 1 kilo kuzunun 63 Türk lirası, 1 kilo dana etinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 75 ile 85 Türk lirası arasında satıldığı bilgisi de paylaşılmış. Ve yine Güney Kıbrıs'ta ise 1 kilo kuzey etinin ve dana etinin 62,28 Türk lirası, Türkiye'de ise 40 Türk lirasından alıcı bulduğu bilgisi paylaşılıyor. Logonun üzerine bakacak olursak 2 haftada 82 öğrenci 32 öğretmen pozitif başlığıyla testlerin taramaların sonuçları yine diğer gazetelerde olduğu gibi Halkın Sesi gazetesinde de yer bulmuş. Güneşköy'de kundaklama bir park halinde bulunan araca yanıcı madde dökülüp yakılmak istendiği ve bir miktarda başarıldığı bilgisi aktarılmış. Güneyden Asya'nın tedavisi için yeşil ışık bilgisi de yine gözümüze çarpıyor. Halkın Sesi gazetesinde Anastasiyadis'e mektup yazarak bebeğin tedavisi için yardım isteyen kişilere yönelik Anastasiyadis yine bu bebeğin tedavisini üstlenmeyi kabul etmiş. Buna karşılık olumlu cevap vermiş ifadeleri de yer buluyor. Yeni Bakış gazetesine bakacak olursak selfie çekmeyle devlet
olunmuyor başlığını görüyoruz ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kamber'in yapmış olduğu açıklamayı, röportajı detaylarıyla Yeni Bakış'ın aktardığını sizlere ifade edebilirim bugünkü sayısında. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kamber, yoksulluk ile zenginlik arasında bir makas açıldı. Orta hali kesim kalmadı. Bu ülke ortayı bulamazsa iradesiz hükümetlerle daha çok karşılaşırız dedi. Kaçak ve kayıt dışılık bu ülkede çok fazladır. Bu kadar kontrolsüz bir Türkiye, Kıbrıs ilişkisi noktasında mülteci hareketlerini de artık ülkemizde görebiliriz diyen Kamber, göç sonucu. Kendi halkının refahının engellenmesini göz ardı edenler, mülteci sorununu da göz yumacaktır. Sosyal ve siyasal baskı oluşmalıdır. Bu ülke bunu kaldıracak bir durumda değildir şeklinde konuştu ve iddialara yer verdi deniyor Yeni Bakış. Yeni Bakış'tan sonra Avrupa diyelim. Avrupa gazetesi ise federal yapı için 60'a geçici dönüş başlığını kullanmış ve Anastasiadis'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştuğu bilgisini paylaşıyor. 1960 Anayasası'na dönüş önerisinin nihai çözüm için bir geçiş süreci olabileceğine dikkat çektiğini belirtiyor. Tek çözümün iki bölgeli, iki toplumlu federasyon olduğunu söylediğini bir kez daha bunun üzerine gittiğini aktarıyor Avrupa gazetesi detaylarıyla. Adapaz skandalında şirket sahibine polis dokunamıyor başlığı atılmış. Hemen yanında ise sırada yargı, Adalet Bakanlığı için çalışıyorlar. Hukukçu ve aktivist Aslı Murat'ın son zamanlarda Adalet Bakanlığı ile ilgili tartışmaların tırmandığını söylediği bilgisi aktarılıyor. Bu girişim ülke demokrasisi ve hukuk devletinin temelini dinamitleme amacı taşıdığı da yine iddia ediliyor Murat tarafından. Kıbrıs gazetesi diyelim şimdi de. Kıbrıs gazetesi ise bitmek bilmeyen bir ihale başlığıyla Kıbrıs KKK temini ve taşıma ihalesi Yapboz'a döndü. 6. kez açılan ihaleyi Sideral Limited'in kazandığı duyuruldu ancak rafineri opsiyon belgesi geçersiz iddiası üzerine Merkezi İhale Komisyonu başsavcılık görüşüne başvurmaya karar verdi. Kısacası yine bitmek bilmeyen ihale konumuna geldi bu yaşananlar ve Kıbrıs gazetesi de bu yönde manşet attı. Değerli izleyenler, detaylara yer verdi. Yanıcı madde dökülerek ateşe verildi Güneşköy'de. Kaan Borat'a ait aracın kundaklandığı bilgisi yine fotoğraflarla paylaşılıyor. Detaylar iç sayfalarda aktarılıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bugün Genel Sekreter Antonio Guterres'i bir araya geleceği, gayri resmi üçlü görüşme için ise pazartesi günü bir araya gelecekleri bilgisi paylaşılmış. Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis'in 76. BM Genel Kurulu'na hitap ettiği bilgisi ve Rum liderin 60 Anayasası'na dönüş önerisini savunduğu da yine yer alan haberlerden, bilgilerden. Son olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk kez kapalı karaciğer kanseri ameliyatı yapıldı. Gazi Mausa Devlet Hastanesi'nin operatör doktor Tevfik Eker ve ekibi tarafından ülkemizde bir ilk gerçekleşti. Laparoskopik karaciğer kanseri ameliyatı gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda karaciğerin sol lobundaki tümör başarıyla alındığı bilgisi de yine Kıbrıs gazetesinde paylaşılıyor. Acil şifalar diliyoruz ve ekibi de yürekten tebrik ediyoruz. Yeni Düzen gazetesine göz atalım şimdi de. Sayıştay fondan harcama usulsüz başlığını kullanmış ve sağlıkta sahte atapasın ardından şimdi de Sağlık Bakanlığı ile Sayıştay arasında usulsüz harcama sancısının yaşandığı bilgisi iddia ediliyor Yeni Düzen gazetesinde ve konuya ilişkin ayrıntılar yer buluyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın ve Gençlik Örgütleri'nin Başbakanlık önünde gerçekleştirdiği eylem ve hükümeti istifaya çağırdığı bilgisi karanlığı dağıtana kadar mücadelemiz devam edecek başlığıyla ve fotoğraflarla aktarılıyor Yeni Düzen gazetesinde. Endişelendiren görüntü yüzlerce öğrenci bir arada ve birçok şahsa maddi menfaat karşılığında çift aşı olmuş gibi kayıt yapıldığı sahte Adapaz olayı soruşturması da yine Yeni Düzen'de yer bulan haberlerden. Diyalog diyelim şimdi de. Diyalog gazetesi herkes rahatsız.
Kıptekin kullandığı akaryakıtın kalitesi ve ihalede yaşanan sıkıntılar siyasetin tepesini tartışma içine çekti deniyor. Ve bu yaşanan tartışmalar, konuşulanlar Diyalog gazetesinde hem ilk sayfadan hem de iç sayfalardan ayrıntılarıyla okuyucuyla paylaşılıyor. Coşkun fena coştu, isyan etti, uçuşa kısa bir ara diyerek de inatlı olaylar yer bulmuş bugünkü Diyalog gazetesinde. Okullarda 82 öğrenci ve 32 öğretmenin COVID-19 testinin pozitif çıktığı bilgisi ve son olarak Güneşköy'de bir aracın üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildiği de küle döndüğü başlığıyla aktarılıyor. Ve Güneş gazetesi. Başbakan Saner'in Güzelyurt'ta temaslarda bulunduğu, Kasım'da da suyun Güzelyurt'ta olacağı bilgisi paylaşılıyor. Ayrıntılara yer veriliyor. Bu Güzelyurt ziyaretinde yaşanan detaylar fotoğrafla da destekleniyor. Logonun hemen üzerinde ise Cumhurbaşkanı Tatar'ın Ajans France Presse verdiği demeç dikkat çekiyor. Demeç'te iki devletli çözüm taleplerinin devam edeceğini belirtti ve dünyaya çağrıda bulunduğu bilgisi aktarılmış. Başbakan Saner'in Kıptaki yakıt alımı konusunda konuştuğu ve ihalesiz alımlardan rahatsızım dediği de yine Güneş gazetesinde yer buluyor. Son olarak Ulusal Birlik Partisi Girne İlçesi Gençlik Kolları'nın başbakanın elinden bazbatalarını aldıkları bilgisi fotoğrafla yer buluyor. Güneş gazetesinin hemen en altında göreceksiniz. Gençlerimizin ülkemizi daha güzel yarınlara taşıyacağından eminiz diyen başbakanın ifadeleri de yine yer bulmuş bu haberde. Güneş gazetesi ile birlikte ülke gazetelerine burada noktaladık. Kısacık bir ara diyelim. Türkiye gazeteleriyle devam edelim. Türkiye gazeteleriyle Sabah Haber devam ediyor. Öncelikle Türkiye gazetesi diyoruz ve Esad'a gitmeyi Kılıçdaroğlu istiyor başlığıyla Suriyeli vekilin gerçekleri açıkladığı bilgisi bugünkü manşette yer buluyor değerli izleyenler Türkiye gazetesinde. Rusya ile daha iyi olacağız diyen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları da yine Türkiye gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor haberlerden. Sözcü gazetesi diyelim. Sözcü gazetesi ise CHP'li Gürsel Tekin'in hem ekonomiyi hem Diyanet'i eleştirdiği bilgisi paylaşılmış. Ekonomi öldü, selasını Ali Erbaş okusun denmiş. İşte milletimizin hali deniyor ve enflasyonun yıllık %19.25, politika faizi oranının %18, kredi takibinde 3.6 milyon kişi, icrada dosya sayısı 22 milyon, yoksulluk sınırının 9.553 lira, açlık sınırının 2.927 lira, işsizlik oranının 112'lerde ve doların da 8.87 lirayla rekor kıldığı bilgisi ve istatistik bilgilerde yine yer buluyor bugünkü Sözcü gazetesinde. Yeni Şafak gazetesi ise bu kurmay başkanı gitmeli başlığıyla savunma sanayindeki kritik proje bilgilerini yabancılara pazarlayan casusluk çetesinin yerli üretim konusunda hassas generalleri de fişleyip hedefe koyduğu bilgisi paylaşılmış. Sanıklardan emekli albay Faruk Baytürk yabancı firmalara danışmanlık yapan Emre Özde'ye gönderdiği Frifili Ateş Böceği başlıklı notta Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı ile Teknik Başkan'ın gitmesi gerektiğini söylediği bilgisi paylaşılıyor. Detaylar yer veriliyor. Yeni Şafak'tan sonra Hürriyet gazetesi diyelim. Hürriyet gazetesi ise 12 sırra yolculuk başlığıyla Anadolu'da çok önemli kazıların başlayacağı bilgisini paylaşmış. Arkeoloji tarihinde önemli bir dönemeç yaşanacağı bilgisi de yine yer buluyor bugünkü Hürriyet gazetesinin manşetinde değerli izleyenler. Büyük ihtimal Göbekli Tepe'de 12 bin yıllık tarihiyle dünyanın bilinen en eski inanç merkezi buradan elde edilen bulgular inanç tarihinin ve yerleşik yaşama geçişsel ilişkinin tarihinin yeniden yazılmasını sağladığı bilgisi ve farklı yolculukların yaşanacağı bilgisini de bizlerle paylaşıyor Hürriyet gazetesi. Sabah gazetesi diyelim. Şimdi de Sabah gazetesi ise tıp
hastasına ağır bedel başlığı kullanılmış. Bugünkü manşette doktorun ölümcül vicdan azabı deniyor ve kalça protezi ameliyatında hastasının toplar damarını keserek diyalize mahkum eden doktorun kendi hatasını affetmediği bilgisi de ve hastasına böbreğini vasiyet ederek canına kıydığı bilgisi de aktarılmış bugünkü Sabah gazetesinde. Amerika Birleşik Devletleri teröre açık destek veriyor diyen yine Sabah gazetesinin manşetindeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı Üsküdar'daki Hazreti Ali Camisi'nde burada ibadetini yaptı. Erdoğan cami çıkışına gündeme ilişkin mesajlar verdi deniyor ve açıklamaların detayları ayrıntılarıyla Sabah'ta yer buluyor. Cumhuriyet gazetesi ise dikkat solcu var başlığını kullanmış. Polis cadavı başlattı, emniyet öğrencileri fişledi, aile ve okulları böyle uyardı deniyor ve çocuğunuzu eylemden çekin, eğitimi sıkıntılı olur sonra diyerek tehdit de varan bu eylemlerin detaylarını aktarmış Cumhuriyet gazetesi. Ayrıntılara yer vermiş. Almanya öküzsüz mü kalacak sorusuyla Almanya'da 16 sene sonra Merkel'in başbakanlık döneminin bitecek olması, başarılarla dolu bir siyasi hayat sona mı eriyor sorusu ve yoksa her şey yeniden mi başlıyor sorusu dikkatlerden kaçmadı. Bugünkü Cumhuriyet gazetesinde bize gerçekten merak ediyoruz. Gerçekten siyasi hayatı sonlanacak mı Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yoksa yeni bir başlangıç mı? Cumhuriyetten sonra milliyet diyelim değerli izleyenler. Biz yandık siz yanmayın başlığıyla 3 adamın üçünde de aynı acı, hamile eşlerini virüse kurban verdiler. Şimdi anneler çocuklarını kucaklarına alabilsinler diye hamilelere aşı olun çağrısı yapılıyor ve yapıyorlar diyor Milliyet gazetesi. Yaşanan bu trajediye ve bilime güvenilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Aşının önemi bir kez daha vurgulanıyor. Milliyetten sonra akşam diyelim. CHP, HDP'nin dediğine geldi başlığını görüyoruz. Millet İttifakı ortakları CHP, İyi Parti ve SP'nin Kürt sorununun çözümünde HDP'nin meşru muhatap olduğu yönündeki açıklamaları, HDP'nin yine CHP tarafından ifşa edilen Türkiye'nin 25 eyalete bölünmesi talebini ve 3 partinin bu maddenin de bulunduğu anayasa çalışmasını hatırlattı deniyor. Konuya ilişkin meşruiyet gerekçesi HP'den Demirtaş söyledi, CHP ifşa etti. Anayasa ilkeler çalışmasında çözüm HDP'nin önerileri mi sorusu da yine alt başlık olarak yer bulan detaylardan değerli izleyenler. Akşamdan sonra son gazetemiz diyeceğim ama biz ayrılan süre sonuna geldik. Akşamla birlikte burada sabah haberimizi noktalıyoruz efendim. İlerleyen saatlerde yeni gelişmelerle gün içerisinde karşınızda olacağımızı da belirtiyoruz. Gününüzün güzel geçmesini temenni ediyoruz. Lütfen BRT ekranlarından bir yere ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Alçak basınç sistemiyle ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda, bugün hava açık ve az bulutlu, yer yer parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve batıdan orta kuvvette esecek. Bugün gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 31, Girne'de 28, Alev Kayası'nda 27, Güzelyurt'ta 29, Gazimağusa'da 30, Lefke'de 27 ve Yenerenköy'de ise 28 derece dolaylarında olacak.
Bu gece en düşük hava sıcaklığı Lefkoşa'da 15, Girne'de 20, Alevkayası'nda 15, Güzelyurt'ta 14, Gazi Mausa'da 17, Lefke'de 21 ve Yenerenköy'de ise 19 derece dolaylarında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 33, Girne'de 29, Alevkayası'nda 27, Güzelyurt'ta 31, Gazi Mausa'da 30, Lefke'de 29 ve Yenerenköy'de ise 31 derece dolaylarında olacak. Bölgemiz denizlerinde de hava açık ve az bulutlu, yer yer parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Deniz orta dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 2 metre dolaylarında olacak. Bugün orman yangın olasılığı ve ultraviyole radyasyonu orta derecede. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu. Kuzey Kıbrıs'ın dünyaya açılan penceresiyiz. Sağlık, spor, çevre, adrenalin hepsi burada.